Hayalleri Paris, yaşamın Somali, senin adını buldum evet, Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum. Ben Cici Biyoloji. Her gece bir biyoloji sorusunda yeni bir soruyla karşınızdayız. Ee, soruyu topluluk kısmında ve Instagram'da paylaştım. Birçok arkadaşımız doğru cevap verdi. Ben zor olduğunu düşünüyordum sorunun. 5 ee, üzerinden 4 vermiştim soruya. Hani zor olması da kaliteli bir soru olduğunu düşünüyordum arkadaşlar. Ee, ki yanlış yapan arkadaşlarımızın çok olduğunu gördük. Ee, soru özellikle bir kavram yanılgısı olan tam parazit bitkilerle böcekçi bitkiler arasındaki farklara e, dair hazırlanmıştı arkadaşlar. Yani kısayası bir ekoloji sorusu gibi düşünebilirsiniz soruyu arkadaşlar. Şimdi A diyor ki, önce soruyu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi tam parazit bitkilerle böcekçil bitkilerin ortak özelliğidir? Tam parazit bitkiler kloroplastı olmayan, fotosentez yapamayan ve tüm organik besinlerin üzerinde yaşadığı konak bitkiden alan bitkiler. Böcekçil bitkiler ise topraktaki azot tuzları eksikliğinden dolayı azot ihtiyacını yediği böceklerden veya yediği küçük kemirgenlerden sağlar. Azot ihtiyacını hangi molekülden karşılar? Amino karşılar. Yani kısayası böceçi bitkiler e, böceklerin sadece protein kısmını alırlar. Karbonhidrat, yağ bunları zaten kendi üretebiliyorlar. Aşkına diyor ki kloroplast olmayan hücreler bulundurma. Şimdi tam parazit bitki zaten kloroplast bulunduruyor mu? Böcekçi bitkinin yeşil olmayan hücreleri kloroplast bulundurmuyor. Dolayısıyla kloroplast bulundurmayan hücreler yani kloroplast olmayan hücreler bulundurma ortaktır. Dolayısıyla cevap adanadır. Diğer açıklara bakalım. Fotosentez yapma demiş tam parazit bitkiler yapmaz gitti. Başka bir bitkiden organik besin alma, böcekçi bitkiler arkadaşlar başka bitkiden değil başka bir hayvandan alır. Ama tam parazit bitkiler başka bitkiden alır. Dolayısıyla başka bir bitkiden organik besin alma dediği için ortak değildir çünkü böcekçi bitkiler başka bitkiden değil başka hayvandan alır. Başka canlılardan karbonhidrat alman, Tam parazit bitkiler başka canlıdan karbonhidrat, yağ, protein, tabi bunları monomer tabiatında alabilir. Ama böcekçi bitki başka canlıdan sadece amino asit yani protein alır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ortak değil. Atmosfer oksijen verme. Tam parazit bitkinin kloroplastı yok ki adam oksijen üretsin. Böcekçi bitki ortama oksijen verir ama tam parazit bitki verme bu da ortak değildir. Sorunun cevabı A'dır arkadaşlar. Evet bu gecenin sorusu buydu çözümü de buydu. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.